vesaire. İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Vesaire başladı. Program yapımcımız Muhammed Ersintoy, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Süha Uner. Saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. İnsana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştuğumuz program vesairede bu haftaki konuğumuz makroekonomi finans alanında doktora derecesine sahip olan Doktor Sayın Mehmet Akif Soysal. Mehmet Akif Soysal 1979 yılında Siirt'te doğdu. Şehir Emini Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Gençlik yılları 2004 yılına kadar Fatih'te, daha sonra Beykoz'da geçti. Kadir Has Üniversitesi'nde makroekonomi finans doktorasını yaptı. Doktora tezi, kurumsal yönetim uygulamalarının finansal performansı etkileri ve Türkiye uygulamasıdır. İhtisas alanına bu tezle birlikte corporate governance, kurumsallaşma da eklenmiştir. Şu sıralar kurumsallaşma konusunu merkez alarak elektronik iş akış sistemi ile modern kurumsal yönetim felsefesi üzerine çalışmalar yapmakta ve bunu kitap haline getirme çabasındadır. Düzenli olarak Yeni Şafak, Derin Ekonomi ve Z raporunda yayınlanmış ve yayınlanmaya devam eden makaleleri vardır. Aynı zamanda birden fazla özel şirkette yönetici ortaklık yapmaktadır. Profesyonel düzeyde İngilizce, memleketi münasebetiyle az da olsa Arapça bilmektedir. Sayın Soysal'la bu gece vesairede kapitalizmin insana ve sermayeye bakışını, beşeri sermaye, sosyal sermaye kavramlarının tam olarak ne anlama geldiğini, nasıl kapitalist olunacağını, kapitalist insanın kim olduğunu, kapitalistleşen insanın ahlakını ve beşeri sermayeyi yeniden düşünmeli miyiz başlığını konuşacağız. Bu sorulara cevaplar arayacağız. Sayın Soysal, kendisini tanıttık size. Şu anda telefon hattımızda. Efendim, saygılar sunarız. Merhaba. Saygılar bizden, benim kabile. Önce doktora tezinizle başlayalım. Bugün detaylı olarak kapitalizmi konuşacağız ama sizin doktora teziniz tahmin ediyorum ki kitaplaşma sürecinde. Hazır mı her şey? 3 aşağı 5 yukarı hazır. Eklemeler yapma niyetindeyiz. Biraz daha gündemi de yakalamak önemli. Tezlerin öyle bir kopukluğu da oluyor. Daha çok teorik zemin üzerine inşa edildikleri için gündelik yaşamdan, pratikten biraz kopuk olabiliyorlar. Onu gündelik yaşamla monte etmek istiyoruz. Beraber böyle bir harmoni içerisinde işletmek istiyoruz. Herkesin faydalanabileceği bu alanda bir eser olsun istiyoruz. Çabamız bu yönde. Dilerim bir an önce çıkar da biz de okuruz, faydalanırız hocam. Kurumsal yönetim uygulamalarının finansal performansı etkileri ve Türkiye uygulaması. Biraz açalım. Neler söylemek istersiniz? Malumunuz kurum... Kurumsal yapı Türkiye'de hususan biraz arka planda olan bir özellik arz ediyor. Biz tezimizin konusu olarak bunu seçmemizdeki temel amaç bu. Kurumsal yapı önemli çünkü tabii bireyler, bireyin verebileceği reaksiyonlar her an, her şartta farklıdır. Ama bir kurum kültürü, kurumsal yapı inşa ederseniz bireysel özelliklerden ziyade kurumun yerleşik kültürü sizi bazı sınırlar çizerek sınırlama yoluna gider. Bu kötü değildir, bu iyidir. Çünkü kurumsal yapının zayıf olduğu bir düzende bireysel özellikler çok fazla dalgalanma göstererek, bunu bir ticaret olarak ele alırsak, ticaret mühendisliği ele alırsak, çok zarar noktasından kar noktasına giden geniş bir skalaya hizmet eder. Dolayısıyla kurumsal yapının bazı temel prensipleri var. Mesela şeffaflık, hesap verilebilirlik. Bunlar bir yapıda kaim olursa yapının da sürdürülebilirliği çok daha mümkün hale geliyor. Özellikle Türkiye'de aile işletmeleri malumunuz biraz Batı kıta Avrupa'sından Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya gittiğimiz zaman aile işletmelerinin daha çok ön planda olduğunu görüyoruz. Burada da aile reisinin yön veren bir temel unsur olduğunu görüyoruz. Aile reisinin işi yapmakta yaş sebebiyle
geri kalması durumunda ikinci nesil, üçüncü nesle işletmenin aktarılamadığını görüyoruz. Kurumsal yönetim tam da bu noktada çok fazla işlev görebiliyor. Bunu daha da büyütebiliriz. Devletler nezdinde de bunu büyütebiliriz. Çünkü kurum dediğimiz zaman devletler, ticari işletmeler, sivil toplum kuruluşları da bunların hepsi aynı sepete konabilecek organizasyonlar. Burada sorumluluk anlayışıyla, şeffaflık, hesap verilebilirlik anlayışıyla nasıl bir yapı kurabiliriz? Aradığımız cevap bunun üzerine. Teşekkür. Çok güzel bir konu hocam. Tebrik ederiz. Az önce de söylediğimiz gibi sabırsızlıkla bekliyoruz bu çalışmanın elimize geçmesini. Şimdi hocam, kapitalizm tam olarak nedir? Bir tanımı var mıdır kapitalizmin? Doğrusu kapitalizm için tek bir tanımdan yola çıkmak belki de yeterli olmayacaktır. Zira hem süre gelen zaman içinde bir evrim geçirmiş hem de farklı zaviyelerden bakıldığında farklı görüntü veren bir ekonomik ve belki de artık bir yaşayış biçimidir diyebiliriz. Ama şöyle bir hani teorik taraftan bakarsak önce kısaca böyle. Türkçe'ye sermayecilik diye çevirebileceğimiz bir kelime kökeninden, kelimeden geliyor. Bunu da, bu kelimeyi de Karl Marx kendi meşhur eseri Das Kapital'de ilk kez bu kelimeyi kullanarak kapitalizmi teorisyen olarak jargona sokuyor. Bu noktada kapitalizm kimilerine göre serbest piyasa anlamında bir pazar ekonomisi diyebiliriz. Kimilerine göre para ekonomisi, paranın merkeze alındığı bir ekonomi. Kimilerine göre de sanayi üretim ekonomisi. Malumunuz seri üretim de bu çerçevede ilerledi. Kimine göre kar, kimine göre şu anda belki olduğu halinde tüketim ekonomisi tamamen. Bir kısım daha az evvel bahsettiğimiz gibi Marx'ın yolundan giden, o bakış açısından, o zaviyeden bakanlar için emeğin sömürüsü, kimine de göre de özgür iş gücünün rasyonel örgütlenmesi, yani tamamen iki zıt uç olarak ifade ediyor. Ancak şahsi fikrim o ki bu yaklaşımların hiçbirisi kapitalizmi tam olarak ifade etmiyor. Kapitalizm bunların hepsini içinde barındırıyor. Yani kimine göre az oranında, kimine göre çok. Ama bence hepsini barındırdığı aşikar ki zaten eleştiriler her bir konuda hem eleştiriler hem destekler 10 yıllardır süre gelmektedir. Evrim sürecinden de kasıtla şunu söyleyebiliriz belki. İlk üretim sistemi, malumunuz Henry Ford'un, işte Taylorizm'le Taylor'ın, Frederick Taylor'ın üzerinde ilerlediği şekliyle esasen seri üretimin geliştirildiği bir yapıyı ortaya çıkarmakta, insanların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere daha verimli bir ekonomi oluşturulması noktasında bir yapıyı oluşturmayı amaçlarken geldiğimiz süreçte insan için üretimden tüketim için insana giden bir yapıya evrilmiş. Hocam, liberalizm, endüstrilizasyon, kapitalizm biraz karıştırılıyor sanki kavram olarak. Katılıyor musunuz bize? Şimdi tabii bunların beraber olduğu noktalar da var. Bunların ayrıştığı noktalar da var. Evet. Liberalizm biliyorsunuz Lefebvre dediğimiz bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler söyleminin bir felsefi olarak ilerlemesiyle ortaya çıkan bir süreç. Elbette özgürlükler çok kıymetli, çok üzerinde durulması gereken bir konu. Ancak tabii bunun sınırlarının nerede olacağı ayrı bir muamma. Yani bunu endüstrileşmeyle eğer bağdaştırmak istersek tabii endüstrileşme toplumun üretim tarafını, toplumun üretim mekanizmasını ilerletme çabasıyla müteşekkil bir olgu. Fakat tabii burada kapitalizmle de bunları birleştirdiğimiz zaman bu süreç acaba ilk düşünüldüğü şekliyle mi ilerledi? Bugün liberalizmi de öyle alabiliriz. Malumunuz geçen sene en büyük sorunumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e uyguladığı, Çin'le veya aralarında geçen münasebette ticaret savaşları dediğimiz mevzu. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlerden geldiğimiz nokta kurmacı bir ekonomi. Burada bir katkıda bulunalım size. Yeni seçilen Başkan Biden da bazı yaptırımların Trump döneminde başlayan bazı yaptırımlarının
başkanlığının ilk döneminde devam edeceğini açıkladı. Ya tabii bunlar da yine kurumsal yapı, az evvel bahsettiğimiz haliyle elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kurumsal yapı, kurumsal akıl var. Bir tek bir başkanın gelmesi, bir tek bir başkanın değişmesiyle her şey değişmiyor. Dolayısıyla ben de geçen ay yazdığım makalede Biden ekonomik dediğimiz Biden'ın ekonomi politikalarını işlemiştim. Evet. Burada da bence düşünelinin aksine Biden'ın da yine Çin'le sıkıntıları olacağını ifade etmiştik. Çünkü süreç ona döndü. Biz vakti zamanında 2000 yılında üniversite okurken bir dersimiz sadece küreselleşmeydi ders. Yani komple bir ders mevzu küreselleşme. Evet. Bu Amerikan kitabı, Anglo-Sakson öğretilerin temelinde yatan yapıyı ifade ediyor. O gün bunu çok savunan, bunu ders olarak anlatan bir sistemden. Bugün geldiğimiz çok uzun bir sürede değil, yani nesilleri alan bir sürede değil. Yaklaşık işte 18-20 yıl içerisinde ya bu oyun işimize gelmedi, biz bu kuralları değiştirelim deniyor. Bu malum yani insanlığın faydasına olan bir amaç, ulvi bir amaç olmadığı için çıkar menfaat, pragmatizm dediğimiz faydacılık üzerine kurulu bir yapı olduğu için faydanın terslerine, kendilerine fayda üretmediği noktada sistemin değişmesini talebinden başka bir şey değil. Zira gelişmekte olan ülkeler her ne kadar bunun bedelini son belki 50 yılda ağır ödediyseler de artık onlar da endüstrileşme yolunda ve fikri sınai mülkiyet noktasında epey yol kat ettiler. Çin de bunun için çok iyi bir örnek. Haklısınız hocam. Şimdi az önce bir evrimden kısaca bahsettik kapitalizm açısından. Söz gelimi ilk çağın Fenikesi, orta çağın Doğu Akdeniz'deki tüccar devletleri Venedik, Ceneviz örnekleri. Yine orta çağ kıta Avrupa'sında ve kuzeyde tabii Britanya'da dahil Hansa Ligi. Bunlar kapitalist bir yapı olarak değerlendirilebilir mi bugün bakarsak? Kapitalizmin çok eski bir sürece, yani kimileri paranın bulunması veya paranın kullanılmasıyla başlayan bir süreçten itibaren farklı güçlerde, farklı oranlarda var olduğu yönünde fikir beyanında bulunuyor. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Bu konuda şöyle diyebilirim. Bence günümüz kapitalizmi tüketim merkezli olmasından dolayı bizim eleştirdiğimiz insanın kalp ve ruh bunu zedeleyen yapısıyla var olan haliyle eleştirdiğimiz bir durum. Ben o zamanki, o evvel zamanki durumda kapitalizmin bugünkü haliyle çok fazla paralellik arz etmediğini düşünüyorum. Bu cevap önemli. Endüstrileşmeyle beraber seri üretim bilhassa bence eşik milat diyebileceğim nokta seri üretimle beraber başlayan. Çünkü o eşikten itibaren her şey değişti. Zaten pek çok ideolojinin ortaya çıkması da 19. yüzyılın ilk yarısı hocam. Bu da buna işaret etmekte, çok haklısınız. O yüzden söyledim. Şimdi açacağız bunu ama önce kabaca soralım. Beşer sermaye, kültürel sermaye, sosyal sermaye. Bu kavramları açıklar mısınız bize ve dinleyenlerimize lütfen? Şimdi beşer sermaye, insani sermayemiz. Bir de bizim tabii kültürel geçmiş yaşanmışlıklarımız var. Yüzyıllardır süregelen bir her taşın birbiri üzerine konarak ve birçok tecrübenin münlemiş olduğu bir yapı, bir kültürel sermaye oluşturmakta. Bunların bütününü ele aldığımız zaman İnsanlık son belki 20. yüzyıla kadar geçirdiği saat hızı, yani çok farklı noktalara geldi 20. yüzyıldan sonra. Bizim belki 1000 yılda aldığımız yol son 50 yılda, 30 yılda alındı. Yani bunların hepsi beşeri sermaye ve kültürel sermaye fikirlerinde hep farklı düşünmemizi gerektirdi. Yani sürecin gerçekten bu yönüyle baktığımız zaman şimdi şöyle diyebiliriz. Bir haftamız artık bir güne eşdeğer. Bir ayımız belki bir haftaya, bir yılımızsa işte bir aya eşdeğer bir hızla ilerliyoruz. İnsanların aklında tabii kavram karmaşası. Çok fazla da
enformasyon, bilginin üretildiği bir çağdayız. Dolayısıyla durup düşünmeye çok fazla vakit olmadığı bir zamandayız. Bu beşeri sermaye bundan etkileniyor. Beşeri sermayeyi biz kendi coğrafyamızda bir yere getirinceye kadar bakıyorsunuz çok farklı coğrafyalarda çok farklı noktalara giden ilerlemeler olmuş. Bu hızla ilgili bir şey. Yine kültürel sermayede bunun aksi surette çok hızlı yüzyılların getirdiği birikimler çok 10 yıllık sürelerde hızlı hızlı değişime dönüşüme uğruyor. Ve bu dönüşüm tabii değişim hayatın ekonomiyle olan ilişkisi insani ilişkilerimizi de etkiliyor değil mi hocam? Elbette öyle. Çünkü hayatımızın merkezine ekonomiyi koyduk. Ekonomiyi koyduğumuz için hayatımızın her yönünü etkiliyor. Bu birinci dereceden eşimizle, çocuklarımızla, anne babamızla olan ilişkiden tutun da insanın çevreyle, doğayla olan ilişkisine kadar giden tüm silsileyi etkiliyor. Ne yazık ki müspet etkilemesini etkilediğini ifade etmek isterdik. Ancak geldiğimiz durum küresel ısınmadan tutun da boşanma sayılarının çok büyük bir trendle yükselmesine, çok hızlı dik bir trendle yükselmesine gelen noktaya kadar çok büyük etkiler doğurmuştur. O yüzden ekonominin hayatımızda olan etkisi şu anda çok çok yüksektir. Şimdi çevre ve doğayla olan ilişkisi dediniz az önce. Kapitalistleşen insanın dünyaya, insana, doğaya, çevreye bakışı nasıl oluyor? Tabii getirdikleri kadar götürdükleri de var. Ama kapitalistleşen insanoğlunun dünya için getirdikleri, götürdüklerini bir ortaya koyarsak neler söylemek istersiniz? Şimdi kapitalizmin çevre ilişkisi tabii ciddi bir sorun haline döndü. Bugün malumunuz Aralık ayına geldik. Hala belki kısa kollu tişörtle gezebileceğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Küresel ısınma dediğimiz olgu başımıza gerçekten dert olacak hale geldi. Malum küresel ısınmanın temeli atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratarak yerkürenin sıcaklığını arttırması meselesi. Buna da baktığımız zaman sanayileşmiş ülkeler karbondioksit üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Yani sanayileşmiş ülkeler, kapitalizmin ana vatanı olan ülkeler. Bunlara baktığımız zaman da dünyadaki sera gazı üretiminin %25'i Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani 1/4. Çin'in ise sera gazı üretimi %36. Sırf iki devleti aldığımız zaman dünya karbon üretiminin %60'ına yakın bir rakamı sağlamış oluyoruz. Ve malum yaklaşık bir sene evvel, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri Paris İklim Anlaşması'ndan da taraf olduğu imza attı anlaşmadan da çekilerek buradaki gönülsüzlüğünü ortaya koymuştu. Dolayısıyla karbonun nereden salındığına bakarsak kapitalizmin de esasında oralarda çok yaygın olduğunu görebiliriz. Böylelikle kapitalizmin çevreyle olan ilişkisinin çok hayırlı olmadığını ifade edebilirim. İnsanla olan ilişkisi? İnsanla olan ilişkisi de bizim az evvel bahsettiğiniz kültürel yapıda biz tabii farklı inanış, farklı bir hamurdan kültürümüz geldi. Yani burada ilmin, irfanın, hikmetin daha ön planda olduğu bir coğrafyada yaşamımızı süre geldik. Bundan yola çıkıp baktığımız zaman insanı sekülerleştiren yapısı itibariyle kapitalizmin bizim hayatımızdaki tabii yeri çok azdı. Belki Türkiye'nin de bu anlamda 10 yıllar boyunca kapitalizme veya Osmanlı'nın son dönemini de alırsak çok fazla ayak uyduramaması belki bir genetik uyumsuzluğun da sebebidir. Bizim değerlerimizin ortaya koyduğu önceliklerle kapitalizmin ortaya koyduğu değerler seti birbirine çok uyumsuz.
Bu nedenle meşhur felsefeci Weber esasında protestanlığın olduğu memleketlerde kapitalizmin yaygın olduğu, hatta kendisinin bir bundan epey zaman evvel bu öngörüleri yaparak yapmış, daha çok Tam ve Uzak Doğu coğrafyasında kapitalizmin önemli derecede kök salmasının pek mümkün olmadığı ya da çok zaman alacağını ifade etmiş. Bunda da haklı olduğunu süreç içerisinde görüyoruz. Ama burada belki göz önüne almadığı şöyle bir konu var. En nihayetinde Uzak Doğu'nun mistik dinleri de İslam'a inanan Müslüman coğrafyanın da bugün İslamiyet'te reform denilen Fransa'nın da başını çektiği bir yapıda protestan kültürün bu coğrafyalara yerleşmesini isteyen bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu sürecin ne taraf evrileceği önümüzdeki dönemde bizim insanlığın ki biz inandığımız değerler insanlığın değerleri, insanın merkeze konduğu değerlere inancımız var. Bakalım ne tarafa evrilecek. Burada tabii bizlere çok fazla ödev düşüyor. Yapmamız gereken çok şey var. Şimdi yapımcı arkadaşım Muhammed Ersin Toy hafta başında kapitalizm konuşacağız Doktor Mehmet Akif Soysal Hoca ile deyince, ben Max Weber'in Kapitalist Ahlak ve Protestanlık'la ilgili olan kitabını indirdim rafta. Bu arada ilginçtir, biz COVID-19'la savaşıyoruz şu anda. Weber de 1920'de İspanyol gribinden ölmüş. O da ilginç geldi bana. Şimdi bu protestan Anglo-Sakson öğretiden yola çıkarak Weber'den. Kısıtlı kaynaklardan sınırsız ihtiyaçlara kapitalist öğreti. Ne demek hocam bu? Üstadım, şimdi bu noktada tanımı bir kere doğru soru, doğru cevabı getiriyor. Bu Anglo-Sakson öğretinin ortaya koyduğu yanlış bir ifade. Bu yanlış ifadeden tabii doğru yere varmak mümkün değil. Zira şöyle söyleyebiliriz. Esasında kaynaklar sınırsızdır ama ihtiyaçlar sınırsız mıdır? İhtiyaçlar sınırsız değildir. Örneğin çok sevdiğiniz bir yemeği ele alalım. Bir tabak yediniz. Çok yeme konusunda iştiyaklısınız. İkinciyi yediniz, üçüncüyü yediniz. Ancak dördüncüyü yemezsiniz. Bir sınırınız var. Yemek temel bir ihtiyaç. Eğer ihtiyaç tarafından bakarsak kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar da sınırlı. Ancak üretilen malın değeri değil de malın değerinden, kullanım değerinden ziyade mübadele değerinin öne alındığı bir yapı, ki bugünkü yapı eğer ele alırsak sınırsız ihtiyaçların tanımı yapılabiliyor. Yani bir gömleğin üzerindeki bir sembol için işte binlerce lira veya yüzlerce dolar dünyada ödenebiliyor. Buradan eğer baktığımız zaman paraya olan ihtiyaç pat safhada, bunun içinde çalışmak, biriktirmek, sınırsız şekilde bir hırs göstermek temel gerek gibi geliyor. Bu nedenle bu denklem yanlış. Yani bu denklemi değiştirmemiz temel gerek. Bu denklemden yola çıkıp insanlığa fayda üretecek bir yapıyı kurabilmek mümkün değil. Bu noktada biraz tarihsel süreçte geriye gidip bakarsak malum Henry Ford, Ford otomobillerinin kurucusu, dünyada seri üretimin babası, yani her şeyden evvel. Az evvel bahsettiğimiz Tyler, işletme yönetiminin babası. Bunların odağı hep daha fazla üretebilmekti. Bu üretebilmenin karşılığında tüketim ihtiyacı vardı. Bu tüketim ihtiyacı süreç içerisinde karşılandı kendi memleketlerinde ve sonrasında gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelere bu mallar ihraç edilerek onların ihtiyaçları karşılandı. Fakat süreçte şöyle bir sıkıntı çıktı. Öne çıkan tarih de bu noktada bence 1929 ekonomik buhran. İlk kez 1929 ekonomik buhranda işletmeler pazarlayamama problemiyle karşılaştılar. Yani malı üretebiliyoruz, evet, bunu mass production dediğimiz seri üretim şeklinde binler, on binler adedinde üretebiliyoruz. Ancak bu malı satacak kimse bulamıyoruz, alıcı yok. Bu noktadan itibaren maliyetlerini kısmak için işçi çıkarmalar ve kalan işçilerin ücretlerini düşürme dahil olmak üzere birden çok tedbire başvuruyor. Dönemin üretim sorunları olan neyi, nasıl, kiminle
veya neyle ne kadar üretileceği ilerleyen yıllarda değişime oluyor bu noktadan itibaren. 1950 yılına geldiğimizde 1950'lerde üretimden ziyade artık tüketimin artırılması gündeme gelmeye başlıyor. Ve pazarlama stratejileri dediğimiz stratejiler, reklamlar bu noktada çok önem arz etmeye başlıyor. 20. yüzyılın yarısına gelindiğinde sermaye emek işleminin sahipleri üretim ve tüketim gibi tamamen ayrı iki kavramı beraber kuşatan bir boyut için çözüm aramak zorunda kalıyorlar. Fakat ortaya çıkan neticede üretimin tüketim ihtiyacı doğurduğu noktasına varıyorlar. Yani eskiden ihtiyaç için üretilirken şimdi üretim için tüketim ihtiyacının olduğu noktaya geliniyor. Zaten işin insanlığa belki de zulmeden haliyle kapitalizmin değişime uğradığı esas nokta burası. Biz ihtiyacımızı karşılamak için yola çıktık. Fakat özne bizdik. Özne olmaktan çıkıp biz esasında tüketmek için var olan bir varlığa dönüştürdük bu sistemde. Markalara ödenen paralar da bu vesileyle ortaya çıktı. Tüketimin ekonomik olmaktan çok sosyal ve kültürel bir olgu haline dönmesi de bu zaman diliminde ortaya çıktı. Yani tamamen 29 buhranından sonra süreç çok insanlığın aksi istikametinde yol almaya başladı diyebiliriz. 50'den sonra da tamamen farklı bir yol aldı ve tüketime odaklandı. Evet. Şimdi antikapitalistlerin temel söylemi, temel dayanağı gelir dağılımının eşit olmaması. Bu nedir? Biraz açalım. Bu engelse eğer, bir sorunsa nasıl aşılır, çözüm nedir? Şimdi kapitalistlerin çıktı olarak verdiği en büyük hata gelir eşitsizliği. Evet. Ben her sene buna bir tane makale ayırmayı kendime görev addettim. İngiltere merkezli Oxfam'ın yayınladığı Davos zirvesinden evvel yayınladığı bir araştırma raporu var. Bu rapor Davos zirvesinde dünyanın en zengin ve muktedir insanlarına karşı okunan bir rapor. Bu yönüyle de kıymet arz ediyor. Hem de bazı konuları tabii biz dile getirdiğimiz zaman farklı anlamlar yükleniyor. Ancak kendi memleketlerinden, kendi yaşayışlarına sahip insanların dile getirmesi de bence bu anlamda daha kıymetli. Oxfam'ın rakamları çok ilginç. Oxfam'ın verilerine göre, mesela bu yıl açıkladığı verilere göre, dünyanın en zengin 8 kişisi, sadece 8 kişisinin serveti, dünyanın yarısını oluşturan 3.6 milyar nüfusun servetine eşit. Yani bunu gerçekten akıl alır bir eşitlik değil. Yani okuduğumuz zaman insan ya olabilir mi böyle bir şey deniyor. O meşhur 8 aile değil mi hocam? Evet. Meşhur, aynen öyle. Bunu daha evvel, bir yıl evvel 62 kişi dünyanın yarısına sahip diye yayınlamışlardı. Fakat İsviçre Bankası'na aldıkları yeni verilerle bunu sadece 8 kişiye, 8 aileye düşüyorlar. Arada çok acayip bir uçurum var. Yine rakamlara baktığımız zaman dünya çapında sadece 2153 dolar milyarderinin toplam serveti dünya nüfusunun %60'ına dengelen 4.6 milyar insanın toplam servetine eşit. Yani bir tarafta 2153 kişi var varlıkları. Bir tarafta dünyanın 3'te 2'si 4.6 milyar insanın serveti var. Bunlar birbirine eşit. Nasıl bir eşitlik diyebilirsek. İşin kötü tarafı da buradaki trend de çok acınası şekilde hızlı ilerliyor. Son 10 yılda milyarder sayısının 2 kat katlandığı ve bu dünya halklarının aleyhine işleyen temel sorun olduğunu ifade ediyorlar. Bununla beraber birkaç tane daha bir çarpıcı veriyi paylaşmak istiyorum. Çünkü sayılar da bazı noktalarda çok fazla şey ifade ediyorlar. Daha net anlaşılmasına vesile oluyor rakamlar hocam. Buyurun. Aynen öyle. Dünyanın ilk 22 milyarderinin varlığı Afrika'da yaşayan tüm kadınların toplam varlığına eşit. Yani bir kıta düşünün. En
kadim medeniyetlerin olduğu bir kıta. 22 kişi oradaki tüm kadınların varlığına eşit. Dünyanın en zengin %1'inin varlığı 6.9 milyar insanın toplam varlığından fazla. Yani bir tarafta %1 var, bir tarafta 6.97 milyar insan dediğimiz zaman %85 gibi bir nüfusu, toplam nüfusu diyebiliriz. %1, %85'e eşit varlığa sahip. Ve çözüm olarak az evvel bahsettiğiniz noktada en zengin %1'den 10 yıl boyunca sadece %0.5 diyorlar ki ek vergi alınmasıyla eğitim, yaşlı bakımı, sağlık alanlarında 117 milyon kişiye hem iş imkanı sağlayacak hem de milyonlarca insanın ihtiyaç duyacağı hizmetlerin alınmasına da imkan sağlıyor olacağını söylüyorlar. Şimdi bunu tabii bir İslam'la da bağdaştırmadan geçemeyeceğim. Çünkü bu son maddenin öyle bir içeriği var ki bize hemen bir şeyleri hatırlatıyor. Hocam şöyle yapalım o zaman. Ben soracaktım onu. Madem getirdiniz sözü oraya. İslam dünyasındaki ekonomi yönetimlerinin eleştirisiyle beraber alırsak sizden süre açısından çok iyi olur bizim için. İslam dünyasında İslami bir ekonomi eğer kastettiğimiz yapı bu ise öyle bir ekonomiden zaten çok fazla vaktimizi alamayacağız. Öyle bir ekonomi yok. Yani onun tabii bir çok temelde belki Gazali'den, belki İbn-i Rüşd'den sonra bir daha bir felsefi yapısını bugünün şartlarına göre tekrar anlamak, anlamlandırmak gerekiyor. Bu Mısır, İran ve Türkiye için de geçerli mi? Kesinlikle. Yani biz ne yazık ki bunun tam öğretisinin ne yazık ki herhangi bir tarafında değiliz şu anda. Umarız yeni biraz da belki bu terakkiyatla ilgili bir şeydir. Otomobildeki vites sistemi gibi 1'e atmadan 2, 2'ye atmadan 3'e atamıyorsunuz. Evet. Burada da Türkiye'de bir gelişim süreci içerisinde işte darbelerden geldiğimiz noktalardan bir imparatorluğu kaybedip darbelerden süre geldiğimiz vakitten bugün yeni bir şeyleri oluşturma, yeni bir fikri altyapı oluşturma noktasına geldik. Umarız bu ikinci ve üçüncü viteslere vesile olacak bir altyapıdır. Tekrar varlık noktasına geldiğimizde Oxfam'ın %1 en zenginden alınacak %0.5'ı bahsederken aklımıza tabii İslam'daki zekat meselesi yani varlığın 1/40 %2.5'una dengelen haliyle dağıtılmasının ne kadar kıymetli olduğu yani zaman zaman küçümsenir bu ya bir tek %2.5 işte zekatın dağıtılmasıyla neye çare bulabilirsiniz ki ne olabilir ki durumda? Bireysel anlamda zekat, toplumsal anlamda vakıf. Aynen öyle. Bu anlamda %0.5'la Oxfam'ın çözmeye çalıştığı şeyi İslamiyet bunun 5 katıyla %2.5'la toplumsal düzende en azından asgari müştereğin. Çünkü asgari müşterek diye bunun altını çizmekte fayda görüyorum. Çünkü birçok düşünür de yani bu konuda söz söyleyen insan da bunu sadece bir yani mutlak değer olarak alıyor. Bu bir değer, asgari de bir değerdir. Elbette bunun üzerine daha iyi bir şeyler daha koyarsanız o da rahmet tarafında pozitif çıktılar yaratır. Ve bu noktada İslamiyet'in öğretisine baktığımız zaman yani Afrika'yı da göz önüne aldığımız zaman az evvel Afrika'dan da bahsettik. Evet. Temel ihtiyaçlarını temin edememiş olursa başkası elinde ihtiyacından fazla malı olan kimsenin bu fazladan o ihtiyacı karşılaması farzdır deniyor. Karşılamazsa günahkar olur. Yani farz biliyorsunuz çok İslam dininde yapılması mecbur, yapılmamasının cezai müeyyidesinin olduğu eşiktir. Eşik öyle bir şey ki siz bugün Afrika'da su, temiz suya ulaşma imkanı olmayan, gıda ihtiyacı olmayan biliyorsunuz kesimler, coğrafyalar var Afrika'da. Onlarla paylaşmadığımız rızkımızın bize günah olarak, bize bir ceza olarak döneceğini ifade ediyor. Bu noktada bence şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gereken bir vakit sürecin içerisindeyiz. Şimdi 9 aileden söz edince tüme varıyorum sizin söylediklerinizi not alıp. Aklıma FED geldi, Amerikan Merkez Bankası, onun sahipleri. Çok girmeyelim bu konulara çünkü
ucu çok derin ve saatlerce konuşmamız gerekebilir. Tabii. Ama FED deyince finans kapitali, oradan yönetime geldi. Şimdi böyle bir yapı varken kapitalist sistemin karşısında olanlar örgütlenemiyorlar mı, ya da kapitalist sistem örgütlenmeyi engelleyecek bir şekilde mi kurgulanmış? Aynen öyle. Çünkü kapitalist sistem bireyciliği ön plana çıkarır. Esas alır, evet. Evet, esas alır. Bu noktada herkes birey olarak kendi taleplerini, hak ve özgürlüklerini ön plana sürdüğünden dolayı bir araya gelmek de çok zordur. Bu aileler, çekirdek aile için bile, bakınız eskiden büyük ailelerden bahsederdik. Hatta işte daha belki memleket tarafına baktığımız zaman hala, dayı, teyzenin ötesinde bir kuzenler, aynı köyden insanlar, hep bir akraba, o çerçeveden bahsederken bugün kavun çekirdeğine dönüşmüş anne baba çocuk bile bir arada duramaz hale geldi. Çünkü herkes kendi bireyselliğini, kendi özgürlük alanını ön plana koyduğu için aile birliği kavramı fesada uğradı. Artık eşler boşanmaların da temelinde bu var. Herkes kendi bireyselliğini öne çıkardığı için ortak meşgalelerde sorun yaşanıyor. Dolayısıyla bu kapitalizm adına güzel kurgulanmış bir yapı ki kendilerine karşı bir cephe oluşmasın. Ancak bu tabii bir yine süreçtir. Yani dünyada her şeyin inişi ve çıkışı vardır. Her gecenin gündüzü vardır. Bundan hareketle her canlı ölümü tadacaktır. Bu kurumsal yapı için de geçerli. Her devlet kurulmuştur ve hitamı vardır. Bu mevzularında başlangıcı olduğu gibi sonu olacaktır. Tıpkı imparatorlukların ömrü gibi bir genişleme ve sonra yavaş yavaş daralma. Aynen öyle. Bu tüm canlı yani yapıların hepsinde var hocam aşağı yukarı. Aynen öyle. O yüzden burada da hiçbir şey kaim değildir. Burada göz önüne almamız gereken insanın gerçekten Mevlana Hazretlerinin doğum günü olarak kutladığı, tabii ölümün ötesinde bir yaşamın olduğuna inanmak, denklemi, az evvel bahsettiğimiz sınırsız ihtiyaçlar denklemini değiştirecek yegane unsurdur. O yüzden bunu hatırlamakta fayda görüyorum. Hocam çok soru kaldı ama maalesef süre bitti. Şimdi şöyle yapalım. Siz çalışmaya devam edin. Kitabın o son detayları bitince bir kez daha iletişim kuralım. Ve kitap çıkınca da yine bir söyleşelim. Umarım bu COVID-19 derdi de hepimizin başından gider, tüm dünyanın. Stüdyoda yüz yüze yaparız o söyleşiyi. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Bilim Kahve'de saygılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Doktor Sayın Mehmet Akif Soysal bu akşam vesairede telefon konuğumuzdu değerli dinleyenler. Kapitalizm açmazını konuştuk aslında. Hocamın söyledikleri de sonuç olarak buna varıyor ama az önce ifade ettiğimiz gibi çok soru da kaldı. İnşallah başka bir programda Sayın Soysal'ı yine konuk edip kalanlarını da konuşuruz kitabıyla birlikte. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Süha Uner. Radyo 1 İstanbul'dan tüm TRT Radyo 1 dinleyenlerine saygı ve selamlarımızı iletiyoruz efendim. Hoşça kalın. Vesair sona erdi.